Merhaba. Sedat Peker ve AKP arasındaki kavga her geçen gün büyüyor. Peker ve ona yakın isimlere içeride ve dışarıda peş peşe operasyonlar yapılıyor. Şunu en baştan söyleyeyim. Artık araya silah girdi. Peker ve saray arasında bir gün belki bir anlaşma olacak olsa bile bu çok güçlü bir ihtimal gibi görünmüyor. Neden söz ediyorum? Açıklamaya çalışayım. Sedat Peker önceki gün Twitter hesabından kıymetli dostlarım bir tane namus olmayan şahıs kaldığım otelin yayını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum aileyle yolculuk zor oluyor. Ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz diye yazdı. Sedat Peker bu kadarını söylemekle yetindi ama bana ulaşan bazı bilgilere göre kalabalık bir grup sürekli otel değiştiren Sedat Peker, ailesi ve adamlarının kaldığı otelin yerini tespit etti, baskın yaptı. Taraflar silahlarına davrandı, çatışma çıktı. Bu işin bir tarafı. Sedat Peker sürekli bir kamera ve bir tripoda yenileceksiniz diyor ya. İşin aslının tam olarak öyle olmadığı anlaşıldı. Birazdan hem baskının ayrıntılarını anlatacağım hem de Sedat Peker bir aydan fazla bir zamandır çok sansasyonel itiraf ve ifşalarda bulunmasına rağmen neden şimdi böylesi bir operasyon yapıldı bunu yorumlamaya çalışacağım. Ama önce birkaç gündür neler olduğu, Sedat Peker o operasyona rağmen sosyal medyadan kime ne mesaj verdi, AKP cephesinde neler yaşanıyor ona bakalım. Süslü silü, süslü silü, aslan silü, kaplan silü, seninle özel işim var, seninle biz artık ahiretlik olduk, vallahi ayrılmayacağız, bugün en büyük işim seninle. Sedat Peker 3 günden bu yana belli aralıklarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hedef alan tweetler atıyor. Kendisine Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki operasyonu Hakan Fidan'ın başında olduğu MIT'in doğrudan ya da Peker'in geçtiğimiz videoda söylediği gibi yurt dışındaki mafya gruplarıyla anlaşıp onlara yaptırmış olma ihtimali yüksekken Peker'in Hakan Fidan'a şu ana kadar hiçbir şey dememesini not edip Soylu ile ilgili yaptığı açıklamalara bakalım. Sedat Peker diyor ki, kıymetli dostlarım, bizim Kaşar Süleyman bugün bir operasyon başlattı. Beni hayatında bir kere gören veya telefonla konuşanları bile gözaltına alıyor. Kaşar Sülü, sen poliçe sesini bir de para sesini seversin. Bizim arkadaşlarımız garip. Onlardan para çıkmaz. Boşuna emek harcıyorsun. Devam ediyor. Kaşar Süleyman, benim Ankara'da hiçbir suçum yok. Niye operasyon izini Ankara'dan alıyorsun? Ankara Müdürü Servet, Organize Başkanı Resul, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat. Yine faaliyettesiniz. Vallahi hepiniz paketlenip bir gün cezaevine gireceksiniz. Sedat Peker bu saydığı isimlerin Bodrum'da çökülen bir otelde tatil yaptıklarını anlatmıştı son videoda. Hepimiz hatırlıyoruz. Paramount Otel'e nasıl çöküldüğünü merak edenler birkaç gün önce yaptığım habere bakabilirler. Yeri gelmişken AKP iktidarında zengin insanların malına el koyma olayı öyle bir boyuta vardı ki FETÖ borsası için bir parantez açmamız lazım. FETÖ borsasının farklı fraksiyonları oluşmuş. Bugün artık aleniyet kazanan FETÖ borsasının mucidinin Hakan Fidan olduğu konuşuluyor. Fidan sistemi hazırlayıp Erdoğan'a sunuyor ve o da uygulamayı Pelikan'a veriyor. İddialar bu yönde. Pelikan'ın iki amacı var FETÖ borsası ile ilgili. Pelikan için öncelik para değil. İki amaçtan biri elbette ama para ilk sırada gelmiyor. Amaçları devlet içinde insanları korkutup eleman devşirmek. Tıpkı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi. FETÖ ile mücadele etmek için Süleyman paralı FETÖ'cüler sever ya. Bir tek paralıları sever o böyle aslan. Sedat Peker, MASAK Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki bazı isimlerin nasıl eşleriniz hakkında soruşturma var tehdidiyle kullanıldığını anlatmıştı. Soylu'nun birinci önceliği ise para. Çünkü ona göre devlette kadrolaşmak için para lazım. Hakim savcılardan, valiler ve emniyet müdürlerine kadar para dağıtıldığı konuşuluyor. Aslında her iki grup içinde bütün yollar öyle veya böyle devlet içindeki güç mücadelesine çıkıyor. Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Süleyman buna diyor ki, senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil.
Tekrar Sedat Peker'in anlattıklarına dönecek olursak, Sedat Peker, Amerika Birleşik Devletleri'ni 132 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışıyla ilgili iddiasında oldukça emin. Diyor ki, birebir aktarıyorum, ulan mahallenin kaşarı, kafama sıkacağım diyorum lan, niye ayın 4'ünün İçişleri Bakanlığı kamera kayıtlarını yayınlamıyorsun? Sezgin Baran'ın ayın 5'inde yurt dışına çıkış evrakını yayınlamıyorsun. Akraban Sadık Soylu, özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan'a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim? Sizi hangi polis kardeşimiz alacak? İpin ucu puştun elinde. Onlar ne yapsın? Süslü Süleyman, Kaşar Süleyman, ben utanmayı bütün dinlerin kültüründe yer almış bir terbiye sanıyordum. Vallahi seni tanıdıktan sonra yanıldığımı fark ettim. Sen ne gurursuz, onursuz bir şeysin. Bizim ülkemiz çok büyük rezaletler gördü. Ancak suç örgütü lideri dedikleri kişinin İçişleri Bakanlığı'nın kamera kayıtlarını yayınlayın, kafama sıkacağım demesine karşı çaresiz kalışını hiçbir zaman görmedim. Siz devletin namusunu kirlettiniz. Konu madem devletin namusuna geldi, adil olup bir hak teslimi yapmamız lazım. 17-25 Aralık sürecinde bugün hala Silivri cezaevinde tutulan emniyet müdürleri ve polisler 6 yıl aştı tutuklulukları, gerçekten de devletin namusunu kurtarmak istemişlerdi ve hala bedel ödüyorlar. Biz bu devletin namusunu kurtardık. Neden diyecekseniz, İranlı bir tane şarlatan kimini iki ayakkabı kutusuyla, kimisi beş ayakkabı kutusuyla, kimini birkaç tane çikolata kutusuyla satın alıyor arkadaşlar. Ya bunu görüyoruz ve operasyon yapıyoruz. Bunun adı darbe oluyor. Peker devamında, kıymetli dostlarım, gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler HTS kayıtları var. Onlarla da oynasalar elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce divanlıksın Sülü. Yüce divanlık diye yazdı. Sedat Peker anlattıkça AKP içerisinde çatlak seslerin yükseldiğini, aralarında emniyet kökenli vekillerin de olduğu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok kuvvetle muhtemel 15 milletvekilinin Erdoğan'a rahatsızlıklarını bildirmeye hazırlandığı kulislerde konuşuluyor. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan bu iddiayı yalanladı ama birçok kaynaktan aynı bilgi gelmeye devam ediyor. Geldi şimdi bizim Pamukören'e. Sedat Peker'in Yıldırım Demirören ve Veys Ateş'le ilgili açıklamaları var. Ama onlar bu videonun konusu değil. Bir başka gazeteci İsmail Saymaz'a yine Twitter'dan verdiği cevaba bakalım ve baskının ayrıntılarına geçelim. Peker şöyle diyor. Gazeteci Sayın İsmail Saymaz, televizyon röportajında söylediklerinize katılıyorum. Bahsettiğiniz suçlar örgütsel suçlar. Bir tek şeye itiraz ediyorum. Ben bu suç örgütünün lideri değilim. Sadece üyesiyim. Bu örgütte ara yönetici bile değilim. Peker açıkça ben bu örgütün ancak iş yaptırdığı biri olabilirim diyor. Gerçekten böyle midir? Bu soruya cevabı Sedat Peker'le artık hasım olan İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar versin. Ağar garip bir şekilde geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye verdiği röportajda Peker'in bu açıklamasını doğrulamıştı. Orada benim söylediğim şudur. Bu şahsa benim muhatap olmam söz konusu değildir. Liderlik filan kolay iş değildir, mensubudur diyelim. Şimdi artık baskın konusuna geçebiliriz. Sedat Peker önceki gün Twitter hesabından peş peşe tweetler attı ve kaldığı otelin tespit edildiğini, bu sebeple uzun bir yolculuğa çıktığını yazdı. Şöyle diyordu, tekrar edelim bir kere daha. Kıymetli dostlarım, bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum aileyle yolculuk zor oluyor. Ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir. Net olarak bilmiyorum. Ancak söz namus, ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım. Ancak Twitter'ım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım. Gittiğim ülkelere baskı yapmanız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Beni öldüremeyeceksiniz de. Başarsanız bile hiçbir şey değişmeyecek. Beni cezaevine atıp kurtulmak istediniz. Şimdi nereye baksanız beni görüyorsunuz. Hepinizi deli edeceğim. Belayı buldunuz. Ölümüm tek kurtuluşunuz. Allah'a emin olsun. Size başka kurtuluş yok.
Sedat Peker'in o sıralı tweetteki "beni öldüremeyeceksiniz" ifadesi yaşanan çatışmayı anlatıyor. Peker bugünse çatışmaya dair başka ayrıntılar verdi. "Buraya gönderilen devlet görevlisi kardeşlerim, lütfen siz bir sürü olaya müdahil olmayın. Süslü Süleyman'la Derin Mehmet'in yakınlarının koordine ettiği kiralık katillerle ben bir yüzleşeyim. Onları paket servis yapıp bunları bir rezil edeyim." Böyle diyor Peker. Ardından da "gelecek olan kiralık katil mi, devlet görevlisi mi bilmediğim için rahat hareket edemiyorum. Siz bir süre lütfen karışmayın." Lan Sülü, Allah'ın tuttuğunu kimse azat edemez. Bizi Allah tutmuş, kim eder azat? Bu ifadeleri kullandı. "Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar." Sedat Peker 9. videoda kendisini öldürmek için adam tutulduğunu söylemişti. Son paylaşımlarında yine bu tehlikeye dikkat çekiyor. Ancak benim haber kaynaklarım Sedat Peker'in beklediği ziyaretçilerin 9. videonun hemen ardından geldiğini ve kaldığı otele baskın yapıldığını söylüyor. Ayrıca Sedat Peker'in yanında koruma görevi yapan adamları hariç 9 kişilik bir video ve sosyal medya ekibinin olduğunu öğrendim. Ne yapıyor bu insanlar? Her pazar izlediğimiz videoları hazırlıyorlar. Twitter hesabını yönetiyorlar. Tek çalışması yapıyorlar. Bana gelen bilgiler böyle. Yine iddiaya göre Peker bazı fenomen hesaplarla da bağlantıdaydı. Ama açıkçası ben bu kadar popüler olmuşken fenomen hesapların desteğine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Belki sosyal medyada bu işler nasıl oluyor diye fikir almış olabilir mi? Olabilir. Ama neticede videolar bir tripod ve bir kamerayla çekilse de belli ki Peker dersine iyi çalışıyor ve profesyonel birileriyle beraber hazırlıyor bu videoları. Baskına dönecek olursak, Sedat Peker'in adamları gelen ziyaretçileri fark ediyor ve çatışma çıkıyor. Gelenler MİT personeli mi, yoksa Orta Doğu'da para karşılığı böylesi işler yapan mafya gruplarından biri mi? Orası şimdilik bilinmiyor. Ama şu net, Sedat Peker ailesi ve adamlarıyla bir şekilde kaçmayı başarıyor. Geride ise bazı malzemelerin kaldığını öğrendim. Organize suç örgütü liderinin şu an nerede olduğunu kimse bilmiyor. Gelelim operasyonun zamanlamasına. Hatırlarsanız Peker 8. videoda Suriye'ye giden silahlar konusuna giriş yapmış ve "Tayyip abi seninle bir sonraki videoda helalleşeceğiz" demişti. Ancak AKP'li Metin Külünk'ün araya girmesiyle Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden görüşmesi gerekçesiyle Peker 9. videoda Tayyip abi konusunu es geçti. İşte iddia o ki Erdoğan konunun kendisine ve Suriye'ye giden silahlara uzanma ihtimali riskine karşı MİT'ten operasyonu hızlandırmasını istedi. Ve yine güvenilir kaynaklardan gelen bir bilgiye göre Sedat Peker bu haftaki videoda ilk kez 15 Temmuz'un arka planına girecekti ve bu bir şekilde sarayın kulağına gitti. Ardından da önceki günkü baskın yaşandı. Baskın oldu, Peker kaçtı. Bir başka ifadeyle Hakan Fidan'ın ekibi başarısız oldu ve saray şu anda Sedat Peker ne açıklayacak diye kara kara düşünüyor. Bu söylediğimi abartılı bulanlar olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan'ın Peker konuşmaya başladığı günden bu yana bir kez olsun bile adını anmadığını, adeta gölge boksu yapıp meselenin etrafında dolaştığını hatırlatmam lazım. Öte yandan şu ana kadar iddiaların muhatabı yine bir tek AKP'linin çıkıp "yalan kardeşim, işte bu da belgesi, işte bu da ispatı" deme cesareti gösteremediğini de biliyoruz. Bunu da not edelim. Toparlayacak olursak, eğer Peker sözünden dönmezse birkaç gün sonra hem neler yaşandığını öğrenmiş olacağız hem de belki de 15 Temmuz'a dair büyük bir ezber bozulacak. Bekleyip göreceğiz.